Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese mutlu bir hafta olması temennisiyle. Futbolcularımız Biteksen Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Fenerbahçe'mizin Biteksen Antalyaspor'u ve hakemi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirmişler. Edin Dzeko en önemlisi 3 puanı kazanmaktır diyor. Golü henüz televizyondan izleme imkanım olmadı. Ama tabii ki gol verildiği zaman mutlu oluyorsunuz. İlk başta offside diye verilmediğinde bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Fakat VAR'dan sonra karar değiştiği zaman da mutlu oluyorsunuz. O golün de maç için bizim yönümüzü değiştirdiğini düşünüyorum. Evet, bence de. En önemlisi her zaman 3 puan kazanmaktır. Özellikle de bugün oynadığımız gibi zor maçlardan sonra, ki Antalyaspor zor bir rakip. Fiziksel anlamda güçlü bir takım. Teknik ve taktik anlamda iyi bir takım. Bu anlamda Nuri Şahin'in de hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün yaşamış olduğumuz zorluklara rağmen kazanmayı bildik ki bizim için en önemlisi buydu. Şimdi önümüze bakıp gün gün gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu ligi İtalya Ligi ile kıyasladığımda biraz farklı. İtalya Ligi'nde birazcık daha taktiksel oyun ve savunma oyunu oynanıyor. Burada saha içerisinde olan takımlar ileriyi düşünüp geriyi bırakabiliyorlar. Ama bizim her zaman üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Maç maç üzerine koyup gelişmek istiyoruz diyor. Serdar Aziz. Önemli olan kazanmak, kazanarak devam edip hedefimize ulaşmak diyor. Önemli olan kazanmak, her maç zor oluyor. Bugün de zor oldu. İlk yarıda istediğimiz oyunu bir türlü çıkaramadık. Özellikle de ilk 20-25 dakika istediğimiz oyun olmadı. Tam tersi bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor bize karşı oynadı. Nitekim attığımız golden sonra da biraz kendi özümüze döndük. Daha iyi mücadele ettik. Topu daha çok ayağımızda tutmaya çalıştık. Antalyaspor'u tebrik ederim. Bugün iyi mücadele ettiler, iyi savaştılar. Doğru oyunu oynadılar. Biz de ikinci yarıda kendimiz gibi oynamaya başladık. Golleri bulunca kazanmasını bildik. Önemli olan da kazanmak ve kazanarak devam edip hedefimize ulaşmak diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Antalyaspor bizi zorladı ya. Bir taraftan da iyi olarak bakın. Niye biliyor musunuz? Lig uzun bir maraton. Bu taktiği yapanlar çok çıkacak. İsmail Kartal'ın ben iyi bir taktisyen olduğunu düşünüyorum. Hala da düşüncemde ısrarlıyım. Rakibi çok iyi analiz ettiğini, edebileceğini ve analizleri sonucunda bazı çıkarımlarda bulunabileceğini düşünüyorum. Bakalım ben mi haklıyım yoksa ben abartıyor muyum? Bu ortaya çıkacak. Yani İsmail Kartal iyi bir taktisyen mi? Bu ortaya çıkacak. Eğer İsmail Kartal iyi bir taktisyen ise önümüzdeki maçta da daha rahatız. Çünkü bunu çok deneyen çıkacak. Bu taktiği çok deneyen çıkacaktır. Bunu da söyleyeyim. Serdar Aziz, maç maç bakıyoruz. Kolay hiçbir maç yok. Şimdi zor bir fikstüre gireceğiz. Bir aylık süreçte zorlu maçlarımız var. Perşembe günde zor bir rakibe karşı oynayacağız. Ben şunu söyleyeyim. 7'de 7 yaparız inşallah dediğim maçın ilkini kazandık. 6'da 6 yaparız inşallah ve milli araya öyle gireriz. Çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. İyi konsantre olmamız lazım. Kolay bir maç yok. Soyunma odasında kulüple konuştuğumuz tamamen bu. Konsantre olmamız, savaşmamız gerekiyor. Zaten takım birliği böyle oluyor. Hedeflerimiz doğrultusunda kazanma alışkanlığıyla devam etmek istiyoruz diyor. Fred, Bekao, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe televizyonuna medya mensuplarına yaptığı açıklamalar video olarak var arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Ben hani çok kısa kesiyorum. Önemli olan yerleri konuştum. Sebebi de şu, İsmail Kartal'a geçiyorum. İsmail Kartal, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Şimanski'nin golleriyle. Yani 3 ismin golleriyle. Aynı zamanda Serdar Aziz, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin de asistleriyle kazanılan 3-2 kazanılan Biteksen Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşmuş. İfadeler şu şekilde. Maça iyi hazırlanmıştık. Şimdi kusura bakmayın, ben bunu şöyle açıklayayım. %100 noktası virgülünü açıklama bu değil. Biraz da kısaltma var. Arada bazı kelime kayıpları olabiliyor. Mazur görün arkadaşlar. Ben Fenerbahçe resmi sitesinden aldığım haberi direkt okuyorum. Bir saat hani videoyu dinleyip kılı kırk yarıp şurada şunu dedi, burada bunu dedi şeklinde demiyorum. Hani yanlışımız olmasın, size karşı mahcubiyet yaşamak istemem. Mahcubiyet yaşamamak adına da bu küçük açıklamayı yapma zorunluluğu bende doğdu. Maça iyi hazırlanmıştık. Sakatlıktan çıkan Ferdi biraz tedirgin başladı. Bir de oyun başında hiç anlayamadığımız şekilde daha 1. 2. dakikada Cengiz'in sakatlanması. Yani takım bir türlü oyuna giremedi. İstediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Burada şeyi de diyor. Yani Cengiz birkaç dakika oyunda yoktu. Rakip daha da yüklendi orada diyor. Oyuncular biraz demoralize oldu diyor. Haklı mı? Bence haklı. Orada ne olduğunu hiç kimse anlamadı. Öyle bir ortam vardı ki. Ulan yani ne olacağını biz de şaşırdık.
Bununla beraber rakip de bize ön alan presi yaptı ve gol buldular. Tabii ki maçı bırakmadı. 45 artı 2. dakikada attığımız golle de devreye beraberlik yakalayarak girmiş olduk. İkinci yarı konuşarak yani kendimiz gibi nasıl oynamalıyız, ne yapmamız gerekiyor diye oyuncularımızla yaptığımız toplantılar neticesinde ikinci yarı güzel bir oyun çıktı. Şey diyor, rakibin enerjisinin de düşeceğini belirttik diyor orada. Bunu niye takılıyorum? Bunu ben de söyledim size. Dedim ki yani ilk yarının bitimindeki yayında söyledim. Bu rakip sürekli böyle oynayamaz dedim. İlla ki düşecek. Ki düştü de. Yalnız şunu söyleyeyim. Bir babayı çıkıp da ya arkadaş Zayt'sı niye oyunda tuttun? Görmedin orta saha hakimiyeti rakipteydi diye niye sormadı onu da çözemedim. Daha sakin daha ne yaptığını bilen bir Fenerbahçe olarak ikinci yarıya iyi başladık. Goller geldi. Sonrasında bir gol daha yedik ama oyunu hiçbir zaman bırakmadık. Ve 3-2 kazanmasını bildik. Daha da farklı olabilirdi. İkinci yarı çok net pozisyonlarımız var. Her iki takım da bugün ofansif futbol, bugün pozitif futbol oynadı. Türkiye'de bu tip takımlara karşı hem içeride hem de dışarıda kazanmak, puan almak kolay değil ki Antalyaspor iyi bir takım. Biz de bugün stadımızı dolduran taraftarlarımızın önünde maçı hiçbir zaman bırakmayarak son ana kadar iyi mücadele ederek yakaladığımız pozisyonlarla maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum diyor. Cengiz Ünder'in sakatlığına ilgili bir bilgim yok şimdilik ama İsmail Kartal diyor ki doktorla konuşup herhangi bir rapor gelmedi. Ama hiç beklemediğimiz bir şanssızlık. Birdenbire Cengiz'in sakatlığı, oyuna giremedik, oyuna başlayamadık. Tabii Antalya takımı da bize önde iyi baskı yaptı. Bununla beraber yavaş yavaş oyuncularımız oyuna ağırlığını koyarak, rakibe de bunu hissettirerek ikinci yarıda inisiyatifi kendi elimize aldık. Ve 6 tane %100 net pozisyonuna girdik. Sonra istatistikleri okuyacağım. Bak ben maçın özet yayınında size ne dedim? Çok net. Çok net. Sayıyorum sizi. Çok net. Hocam Allah'ını seversen diyorsun. 5 tane mi çok net girdik? 6 tane mi girdik diyorsunuz? İsmail Kartal da aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar futbol 1. Neyse. 6 tane %100 net pozisyonuna girdik. Rakibin de golü haricinde 2 tane pozisyonu vardı. Sonuçta kazandık. Oyuncularıma tebrik ediyorum diyor. Transfere ilişkin. İşte burası çok önemli. Transfere ilişkin. Başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte 6 numarayla ilgili birkaç oyuncuyla temasımız oldu. Bu temasları Sayın Başkanımız yürüttü. 6 numara haricinde gerçekten çok önemli transferler yaptık. Bu konuda başkanıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte konuşarak, irdeleyerek, acele etmeden ki daha önce basın toplantılarında ifade ettiğim gibi biz ihtiyacımız olan oyuncuyu alacağız. Bize katkı verecek, kaliteye katacak oyuncular almak istiyoruz diye söylemiştik. Bu noktada bazı oyuncuları kulüp vermedi. Kulüpleri vermedi yani. Bazı oyuncuların kendisi gelmedi. McTominay mesela. Gelmedi. Artıyı kulübü vermedi. McTominay kendi gelmedi. Ben açık söyleyeyim size. Yani çok açık, net söylüyorum arkadaşlar. Herhalde kafanıza soru işareti kalmayacaktır. Bazı oyuncuları transfer edebilmek kolay olmuyor. Onun için biz de yapmış olmak için transfer yapmayalım diye kendi elimizdeki oyuncular çok değerli olduğu için geçmişten bugüne baktığımızda Miha Zajc, Crespo, Fred gibi oyuncular var. Olmadı, yapamadık. Yani yapamadık diye de bu dünyanın sonu değil. Vallahi çok şükür bu açıklamaya sevindim. Çünkü birileri anlamıyor. Dünyanın sonu diyorlar. Değil. Dünyanın sonu değil şekerim. Değil. Altı olmadıysa şampiyonluk gitti. Bir daha sonra unutun. Şampiyonluk yok diyor. Lan bir dur bismillah be. Elimizdeki oyuncularla biz yolumuza devam edeceğiz. Nasıl ki bundan önce Crespo, Miha gibi oyunculara güvenerek başarılar elde etmiştik. Güzel bir sezon kapatmıştık. Bizim oyuncularımızın hepsi değerli. Hepsine çok güveniyoruz. Şimdilik bu şekilde yolumuza devam edeceğiz diyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunun ilk haftasında Nörşland ile oynayacağımız karşılaşmada şu şekilde değerlendiriyor. Bakın Perşembe günü. Şimdi bunu konuşalım. Perşembe günü. Bu maç bitti ve 4 gün sonra Nörşland maçı var. Onu da elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip rotasyonlu bir şekilde çıkacağız. Kendi evimizde kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah onu da başarırız diye düşünüyorum. Şimdi maçın istatistiklerini konuşacağım ama ben size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Ryan Kent 1, Batshuayi 2, Ciku 3. 3'ü de ilk 11'de oynasın. Haksız mıyım? 3'ü de ilk 11 oynasın. 3'ü de ilk 11 oynasın. Ceko dinlensin. Tadic dinlensin. Serdar Aziz dinlensin. Niye? Ligde yabancı oynatamayacaksın. Mecbur Türk. Bak şunu da söyleyeyim. Serdar Aziz Perşembe oynarsa lig maçında Ciku Bekao oynar. Çünkü niye? Ferdi 1, İsmail'i oynatacağız mecbur 2. Sağ kanatta İrfan Cengiz artık iyileşirse durumuna bağlı. Emre Mor'dan biri oynayacak. O yüzden durum bu. Yani şeye göre. Şimdi gelelim istatistiğe. Benim en merak ettiğim istatistik ne biliyor musunuz arkadaşlar?
Net gol pozisyonu. Yani yakalanan büyük şans. En merak ettiğim bu. SofaScore'a girdim. Bakın istatistikleri okuyayım. İlk söyleyeceğim Fenerbahçe, ikincisi Antalyaspor. Gol beklentisi 1.83-1.43. Hocam hemen hemen aynı. Biz nasıl kazandık? Biz şöyle kazandık. İyi ayaklarında kazandık. Gol asist beklentisi 2.02'ye 0.53. Hocam bu nasıl oluyor? Yani 2.02 pas verirse asist olacak. Ama kaleye vurmayı denerse olmayacak pozisyonlar falan filan. Topla oynama %60'a 40. Toplam şut 17'ye 15. İsabetli şut 10'a 6. Bana sorsanız ben Antalya'nın şutu daha fazla derdim. Çünkü göze öyle gözüktü. İsabetli şut 10'a 6. Bana sorsanız 10 tane Antalya'nın derdim. Harbi söylüyorum bak. Sayfanın birinde gördüm. Diyor ki şey diyor. Livakovic diyor kalesine gelen 4 şutun ikisini kurtardı. İkisini gol yedi diyor. Çöp diyor. Yani isabetli şut 6 ama kalesine gelen şut 4. Hangi kaleyi, hani hangi istatistik o zaman isabetli saymış ben anlamadım. Yani kafam basmadı bu istatistiğe, bir gariplik var. Neyse, isabetsiz şut 3'e 5, şut engelleme 4'e 4, korner 7'ye 5, offside 1'e 1. Faul 12-12, sarı kart 3'e 4. 12 faul 3 sarı kart. 12 faul 4 sarı kart. Sizce de hakemde bir enteresanlık yok mu? Sarı kart 3'e 4 bak. Serbest vuruş 12'ye 10. Taç atışı 21'e 24. Kale vuruşu 5'e 5. Büyük şans 8'e 3. Mustafa Hoca size maç bitiminde ya da pozisyon maç özetinde diyor ki arkadaşlar çok net. Çok net. Siz de diyorsunuz ki ya saçmalama, neresi çok net? Sen de şeye çok net diyorsun. Alın size çok net. Gördünüz mü şekerim? Büyük şans 8. 8. 8'e 3. Kaçan büyük şans 6'ya 2. Bu ne demek biliyor musunuz? Her iki takım da leblebi gibi gol atsa maç 8-3 bitecek. Hocam öyle bir istatistik olamaz. Niye? Olamaz da o yüzden olamaz. Niye olamaz? Al. Bunlar araştırma şirketi. Kaçan büyük şans 6'ya 2. Demek ki Antalya bir tanesini attı. Fenerbahçe 8 şanstan ikisini değerlendirdi. Hocam o zaman 3. gol büyük şans değil mi? Direkten dönen 1'e 0. Bakın 8 büyük şans yakalamışız. 6 kaçırmışız. 1 topumuz direkten dönmüş. Rakip 3 tane yakalamış. İkisini kaçırmış. Anladınız mı demek istediğimi? Yani bugün sorsam Fenerbahçe çok kötüydü deriz. Ben de sizler de. Acaba bizde mi bir enteresanlık var? Hani... Ben şunu söyleyeyim şahsım adına. Ben oyun anlamında Fenerbahçe'yi ilk yarı hiç beğenmedim. İkinci yarıda rakip çöktü. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray yıllarca şöyle yaptı. Galatasaray maça hızlı başladı. 1-0, 2-0 skoru alıp yatmaya başladı. Yani Galatasaray maçının ilk yarıları iyiydi. Fenerbahçe de yıllarca aksine ilk yarılarda kontrollü oynadı. İkinci yarılarda rakip düşünce saldırdı. Bu iki takımın genlerine işledi gibi bir şey oldu. Yine aynısı. Antalya bastırdı. Dedi ki ulan ben Fener'e 2 tane gol bulursam bunlar çeviremez maçı. Sonra da yaslanırım. Bak Anadolu takımlarında bu furya başladı. Galatasaray'a karşı bunu yapmıyorlar. Fener'e yapıyorlar. Bak saldırırım sonra yaslanırım arkama. Hadi yaslan. Fener gol yemediği müddetçe yaslanamazlar. 7 ne oldu? Bir tane attılar, ne oldu? Ne değişti? Fenerbahçe'nin artık usta ayakları var. Artık rakip kapansa da usta ayaklar var. Kontra atak 2'ye 2, kontra atak şutu 2'ye 1, kontra atak golü 0'a 1. Rakibin bir tane kontra atak golü. O da öyle iğne deliklerinden geçti ki enteresandır. Ceza sahası içinden şut 14'e 6, ceza sahası dışından 3'e 9, kaleci kurtarışı 3'e 7. Rakip kalecinin 7 kurtarışı, Livakovic'in 3 kurtarışı var. Engellenen gol 0.7'ye 0-0, pas isabeti 393'e 223, uzun top isabeti Fenerbahçe'nin 44'te 31. İnanılmaz bir uzun top isabeti bu. Yani inanılmaz bir isabet istatistiği. Bu niye biliyor musunuz? Bloklar arasında çok fazla açık verdik. Rakibin uzun top istatistiği 57'de 13. Orta isabeti 25'te 12. Bakın orta isabetimiz de çok yüksek. Yani Dzeko yani aslında bayağı gol atabilirdi ama rakibin orta isabeti 17'ye 5. Top sürme girişimi 22'de 12 bizim, 9'da 6 rakibin. Yani Fenerbahçe kanatlardan da gelmiş. Top kaybı 127'ye 127. Anladınız mı? Trabzon maçında da dedim. 150'yi geçerse tırt. Kazanılan ikili mücadele 53'e 43. Kazanılan hava topu 21'e 8. Nispeten Fenerbahçe oyuncuları kısa boylu ama hava topu mücadelelerinde
Top çalma 10'a 19, pas arası 5'e 11, tehlike engelleme 18'e 16. Fenerbahçe adına maçın adamı kim? Edin Dzeko 8.1. Hiçbir şey yapmadı değil mi? 90 dakika 1 gol. Gol beklentisi 0.84, asist 1, 0.26 asist beklentisine rağmen. İsabetli şut 4, isabetsiz 1, engellenen şut 1, top sürme girişimi 2'de 1, kaçan büyük şans 2, 2 tane net kaçırmış. Topla buluşma 47, gerçi bir tane kaçırdığı offside'da. İsabetli pas 23'te 15, kilit pas 2, orta isabeti 1'de 1, uzun top isabeti 3'te 2, yaratılan büyük şans 2, ikili mücadele 5'te 1, hava topu 5'te 3, top kaybı 19, faul 2, tehlike engelleme 2, şut engelleme 1. Hocam çok kaçırdı. Lan Icardi de kaçırıyor. Vicdansızlar, Icardi'nin hani her maç atıyor diyorsunuz ama kaçırdığı da çok fazla var. Ama adamlar konuşmuyor. Siz konuşuyorsunuz. Doğrucu Davut. Dusan Tadic sayfanın birinde gördüm, yerin dibine sokmuşlar. 90 dakika, 89 dakika. Asist beklentisi 0.25. 59 topla buluşma 34'te 24. Pas isabeti 3, kilit pas 9'da 5, orta isabeti. Yaratılan büyük şans 3. İnanılır gibi değil. 3 kilit pastan 3 pozisyon üretmiş. 2'de 1 top sürme girişimi, 5'te 2 ikili mücadele. Top kaybı 19, faul 0, kendisine yapılan 1. Offside'a bir kez düşmüş, 1 şut engelleme, 1 adam kaçırma. Rating olarak 7.7 vermişler. Takımın en iyi üçüncüsü, çünkü ikincisi Serdar Aziz. Şimanski 89 dakika 1 gol. Gol beklentisi 0.33, asist 0. Ya ben bunları okumayayım ya. Ben sadece şunu söyleyeyim. Benim kendi puanlama sistemimde puan vereyim mi? Bekao'ya 6.4 vermiş. 2 tehlike engelleme var. 3'te 1 ikili mücadele. 6'da 5 hava topu. Top kaybı 9. Faul 2, kendisine bir kez yapılmış. 74'te 67. Pas isabeti %91. 4'te 3 uzun top isabeti. 1 isabetsiz şut. 1 kaçan büyük şans diyor. Ben puanımı vereyim. Livakovic 8. Ferdi Kadıoğlu. Bence Ferdi 8 ile 9 arasında 8.4 diyeyim. Bekao 9.2. Serdar Aziz. Valla Serdar Aziz 7.8 vermiş. Merak ettim. Acaba ben ne kaçırdım diye. Asist 1. 1 0.11 gol. Asist beklentisi. Tehlike engelleme 5. Şut engelleme 1. Pas arası 1. Top çalma 1. Adam kaçırma 1. Çizgiden çıkarma 1. İkili mücadele 3'te 1. Hava topu 7'de 4. Top kaybı 5. Faul 1. 60'ta 55 pas isabeti. Bir kilit pas, şut pası yani, o da gol oldu. Uzun top isabeti 9'da 6, yaratılan büyük şans 1. Ben Serdar'a 8.2 vereceğim ama 7.8 vermişler. Bazıları da Serdar'a 5 vermemiz lazım, hiç oynamadı diyor. Osayi Samuel'e 7.1 vermişler. Katiyen katılmıyorum. Osayi 9.2'lik top oynadı. Zayt 6.6 vermişler. Yarısını fazla vermişler. Zayt 3.3'lük top oynadı. Bu arada yediğimiz golde de Bünyamin Gezer'in bir yorumunu dinleyin bakalım. Faul diyecek mi demeyecek mi? Buraya yazın. Fred 6.6 vermiştir. Kesinlikle katılmıyorum. Fred 10 üzerinden 9'luk top oynadı. 9'luk top oynadı. Şimdi siz alay ediyorsunuz. İkili mücadele kazanma 10'da 3 hocam. Çok kaçırmış. Hava topu 1'de 1. Top sürme girişimi 2'de 0. Orada Zaitsen açığını kapatmaktan dolayı bu kadar hata yaptı. Eğer Zaitsen yerine İsmail olsaydı Fred'i bugün beğenirdiniz. Ben yine de Fred'e eşit bir şey olsun 7.8 vereyim ya. Haksızlık olmasın. Tadic bence 7.7 hakkaniyetli. Şimanski 7.5 bence hakkaniyetli. Attığı gol dışında sahada yoktu desem yalan söylemiş olmam. Cengiz'i anlamadık. Dzeko 8.1 değil, Dzeko'ya 9.8 veriyorum. Kaçırdığı golleri çok saymıyorum. Kazandık. İrfan Can Kahveci 8.1 vermiştir. Kesinlikle İrfan 10 üzerinden 10'luk oynadı. Bence maçın yıldızı. 85 dakika. 1 gol. 1 asist. Kilit pas 4. Yani şut pası. İsabetli şut 2. Uzun top 1'de 1. İsabetli şutu 1. Top sürme girişimi 4'te 1. Direkten dönen 1 topu var. Kaçan büyük şans 2 diyor. Zeminde ikili mücadele 10'da 5. Hava topu 5'te 5 kazanmış. Tehlike engelleme 1, şut engelleme 1, pas arası 2, top çalma 2, kesinlikle 10. Crespo 70'te girdi. 6.5 diyor. Ben çok bir şey anlamadım. Cikku'ya, Kent'e puan vermeyeceğim ama Kent'e 7.5 veriyorum. O oynadığı 9 dakika kıpırdandı. Yani oynadığı 9 dakika bana ümit verdi. Perşembe oynaması gerektiğini. Şimdi birkaç tane de kısa haberim var. Onları da okuyayım sevgili arkadaşlar. Rıdvan Dilmen playoff sistemine geçilebilir demiş. Arkadaşlar, Rıdvan Dilmen
Süper Lig'de playoff sistemini sadece bir beklenti olarak söylüyor. Bilginiz olsun. Yani gözüken tablo şu: Süper Lig playoff'a doğru gidiyor. Kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler alttakiler olarak ayrılmış. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. İşte biraz Rizespor, Kayserispor ortalarda diyor. Henüz ligin başı, bu saçma. 4 takım küme düşecek. Diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum falan filan. Geçiniz bunu. Guido Rodriguez Barcelona yolcusuymuş. Real Betis forması giyiyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelmiştim. Barcelona'ya imza atabilir diyorlar. Xavi Hernandez beğeniyormuş zaten. Ara transferde satılabilir diyor. Ara transferde şu 3-4'e veriyoruz deseler de biz alsak keşke. Yani sözleşmesinin sonu diye. Vedat Muriç atmış. Mallorca kazanmış hatırlıyorsanız dedim ki yayında. Allah'ım Vedat bu sene hiç atmamış. Hadi bu yayının şeyini atsın bir tane diye. Celta Vigo Balaidos'u 1-0 mağlup etmiş. 85'te Vedat atmış. Beşiktaş'ın oyuncusu Kaylar'ın 76'da oyuna dahil olmuş. Mallorca 5 puana yükselmiş. Girona deplasmana gidecekmiş. Yani Vedat adına da sevindim arkadaşlar. Bizim evladımız, bizim çocuğumuz. Sevindim açıkçası. Uzun lafın kısası, Fenerbahçe hakemi de yendi. Yönetimin susmasını ben Fenerbahçe'yi ihanet olarak değerlendiriyorum. Kim ne derse desin. Fenerbahçe yönetimi susuyorsa Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Bu kaçıncı oldu? Bu kaçıncı oldu? Ya ben şunu merak ediyorum, bak yorumlara siz de yazın. Diyeyim ki Bünyamin Gezer şuna penaltı dedi, şuna devam dedi. Mesela merakımdan soruyorum. Ya Bekao'ya sarı kart verildiği pozisyona ne dedi? Ne dedi? Bekao'ya atılan dirseğe ne dedi? Kırmızı olabilir dedi mi? VAR uyarsa, incelese kırmızı verebilir dedi mi? Merak ediyorum bak. Videoyu çektiğim sıralarda konuşulmadığı için söylüyorum. Muhtemelen Trabzonspor daha şey konuşacak. Zayt'sın penaltı beklediği pozisyona ne dedi? Mesela o Galatasaray lehine olsa o pozisyon penaltıydı. Açık söyleyeyim. Yediğimiz golde Zayt'sa faul var dedi mi demedi mi? Bunların hepsini merak ediyorum arkadaşlar. Sonuç olarak 4 maçta 12 puan. Fenerbahçe lider. Süper Lig'in lideri. İyi gidiyoruz. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Devamı da gelir inşallah. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhteşem bir hafta olsun. Videolar belki günde bir ya da iki olabilir artık arkadaşlar. Çünkü gündemimiz az. Maç günleri canlı yayınlarda görüşürüz. Sizlerden ricam, videolara beğeni atın. Bakın her maçta üyelik hediye ediyoruz. İyi de transfer sezonu bitti. Duyum mu kaldı? Kaldı. Kütürük eriği gibi duyumlarım var, merak etmeyin. Hatta 6 numarayla ilgili bir duyumum var. Onu da vereyim şimdi. Üye olabilirsiniz. 15 TL. Hocam benim maddi durumum yok. Bol bol video izle. Maç sonu canlı yayınlarına katıl. Orada Fenerbahçe kazandıkça hediye edeceğiz inşallah. Faydalan. 10'da 10 resmi maçta gidiyoruz. İnşallah 16'da 16 galibiyetle milli araya gireriz. Oraya kadar da her şey yolunda gider ve Fenerbahçe üstüne koya koya eklerken rakipler de puan kaybeder inşallah. Görüşmek üzere.